Bugün Eko Haber'deyiz. Eko Haber, Bursa'nın ilk kurulan ekonomik gazetelerinden bir tanesi. Ve bugün de yeni yapılanması sebebiyle tebriklerimizi iletmek üzere buradayız. Biliyorsunuz ki Bursa hem bir turizm kenti, hem bir tarih kenti ama aynı zamanda bir sanayi kenti. Bu açıdan da Eko Haber'in Bursa'nın ekonomisine çok büyük katkılar yapacağını düşünüyorum. Ayrıca girişimci kadınlarla ilgili de özel bir sayfa ayırdıklarını gördük. Bu da bizi ayrıca memnun etti. İnşallah Bursa'mız için hayırlı olur. Bu yeni yapılanmada görev alan arkadaşlarımıza, çalışan arkadaşlarımıza, her birimde çalışanlara ayrı ayrı başarılar diliyorum. Allah muvaffakiyetler nasip etsin inşallah. Bursa'mız için de hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler olsun. Bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Eko Haber ve Eko Haber ailesine teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum. Şurada tabloda gözüme çarptı. Onu tekrar etmek lazım. Çok güzel bir cümle. Mustafa Kemal Atatürk'ün gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar diyor. O anlamda yerel dinamiklerin harekete geçmesi ve potansiyelin enerjiye dönüşmesi ve ürüne dönüşmesi için bilginin, sağlıklı bilginin dolaşması ve bütün çalışan organların birbirleriyle sağlıklı iletişim kurması açısından size çok büyük bir görev düşüyor. Bunu bu zamana kadar da hakkıyla zaten yapıyorsunuz. Şimdi bundan sonra daha da güzel yapacağınıza inanıyorum. Bu haberleşme ağı içerisinde üniversitelerde şöyle konumlandırırsanız daha da sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ben başarılar diliyorum. Hayırlı olsun yeni yapılanmanız. Teşekkürler, sağ olun. Esas olaraktan Eko Haber, Bursa'nın tek ekonomi gazetesi bana göre. Çok iyi bir geçmişi var. Kendini kanıtlamış. Bursa sanayisini, Bursa iş dünyasını en iyi temsil eden yayın. Çok sevdiğimiz bir adresteyiz, Eko Haber'deyiz. Yıllardır keyifle takip ettiğimiz, bireysel olarak da, kurumsal olarak da. Bugün Kalder olarak ziyaret ettik. İşbirliklerimizi, geleceğe yönelik güzellikleri paylaştık. Ve 25. yılı tekrar kutlamak istedik. Çok onurlu, duruşu net, herkesi kucaklayan, doğru ve şeffaf bilgileri paylaşan bir ekonomi gazetesindeyiz, Eko Haber'deyiz. Bugüne kadar yaptıkları için Tahsin Bey ve ekibi çok kutluyorum. Bundan sonra da yeni yapısıyla Tahsin Bey, Kenan Bey ve yine ekibi kutluyoruz. Kalder olarak hep yanlarındayız. Başarılarla dolu, sağlıkla dolu bir gelecek diliyoruz. Bursa'nın 25 yıllık markası Eko Haber'i Balkan Türk Siyaset Camiası olarak ziyaret ettik. Bu konuda Bursa'nın duayeni Tahsin Ardıç'ın ve yine Bursa'da bu konuda basın konusunda yıllardır büyük emekleri olan Kenan Kibar'ın birlikte oluşturdukları sinerjiyi burada yerinde de gördük. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni çağa, yeni yaşama uygun atılımlar bekliyoruz ve bu sinerjinin Bursa'ya çok büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Bugün burada olmaktan son derece keyif aldım. İki duayen gazetecinin güçlerini birleştirmesi, bir araya gelmesi çok güzel bir sinerji oluşturacak bence. Geçmişte de çok güzel işler yapıldı. Bu deneyimler bugünden yarına taşınacak. Başarılı olacaklarından şüphem yok. Bizler de yıllardır hem Tahsin Bey'i hem Kenan Bey'i takip ediyoruz. Bu birlikteliği de memnuniyetle takip edeceğiz. Çok başarılı olacaklar. Ben yolların açık olmasını ve kendilerine çok üstün başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Eko Haber'in 25. yıl dönümünü kutluyoruz. Bursa ekonomik anlamda çok güçlü bir şehir ve Eko Haber de bu şehirle beraber büyüdü. İşbirliklerimiz şimdiye kadar sürdü. Bundan sonra da aynı şekilde sürmesini diliyor. Hem kentimize hem ülkemize katkıda bulunmayı umuyoruz. Eko Haber'i tekrar tebrik ediyoruz. Bugün Eko Haber'in yeni yerine ve 25. yılını kutlamak için ziyarete geldik. Hayırlı olsun diliyoruz. Bursa'da ekonominin nabzını tutan, yıllardır Bursa'ya ekonomide yön veren, ekonomi bilgilerini bizlere en doğru şekilde aktaran Eko Haber'e ziyarette bulunduk. Teşekkür ediyoruz. Efendim gazetemiz
ve gazeteniz Eko Haber'in bu yeni oluşumunda 25 yıl, çeyrek yüzyılda ve bu güç birliği içerisinde bulunmanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Değer dostum, gazeteci dostum Tahsin Ardıç ve Kenan Kibar'ı da bu vesileyle de tebrik ediyorum. Sağlıklarla birlikte koronasız günler temennilerimle hepinize efendim iyi günler dilerim. Hoşçakalınız. Eko Haber'in 25. yılını yürekten kutlarım. Eko Haber'in bugünlere gelmesinde başta Tahsin Bey olmak üzere emeği geçen herkesi de kutlarım. Gerçekten şehrimizin önemli bir değeri ve markası. Kendi şirketimiz gibi, kurumumuz gibi görüyoruz. Ayrıca Kenan Kibar Bey ile yapılan birliktelik de bizi çok sevindirdi. İki, Bursa'nın güzide tecrübeli duayen gazetecinin bir araya gelmesi Bursa'ya da, basın camiasına da, ekonomi gazeteciliğine de büyük bir güç kattığına inanıyorum. Tüm toplantılarda böyle şirket birleşmeleri, verimlilik, birlikten güç doğar hep konuşuluyor ama bunu da icraata geçiren çok az kişi var. Bu da bir cesaret işi. Ben bu cesaretlerinden dolayı çok daha çıtayı yukarılara taşıyacaklarına eminim. Her iki arkadaşımızı, büyüğümüzü de kutluyorum. Nice başarılar diliyorum.